Herkese selamlar dostlar. 21 Mayıs 2022 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlı tercihlerle sizlere öneri yapacağım. Videonun sonunda da bir adet sizlere ideal kombine çıkaracağım. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Şunu söyleyebilirim. Genel olarak tüm oranlara baktığımız zaman maçların yani nesine de inanılmaz bir oran düşüklüğü var. KG 1.25'ler, 1.30'lar, 1.35'ler, 1.40 KG bile bulamazsınız bu maçlarda öyle söyleyeyim ben sizlere. Ben yine oran yakalamaya çalıştım. Hatta kombinemde bile oran düşüklüğünden dolayı oran 2'nin üzerine çıksın diyerekten de üçlü bir kombine çıkardım öyle söyleyeyim sizlere. Oranlar yani rezalet onu belirteyim. Sırayla başlayalım. Önce raporla gidelim. Bir skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması Yeni Malatyaspor'la Fenerbahçe olsun. Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal'ın muhtemelen son mücadelesi. Resmi bir açıklama gelmedi ama muhtemelen öyle zaten. Bakalım maç skoru ne olacak? Fenerbahçe'li oyuncular özellikle güzel bir forma yarışı var zaten takımda da. İsmail Kartal'a güzel bir hediye bırakıp mı gidecekler? Güzel farklı bir skoru. Zaten karşılarında düşmüş bir Malatya var. Gelen geçen 3 yeni Malatya var. Maç skoru ne olur sizlere soruyorum. Ben 3-4-0 gibi bir skorla Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Yine bilen iki arkadaşımızı katta Telegram gruplarımıza dahil edelim bu skor bilenlerden. Yüksek misli ne yaptık? Hemen ondan bahsedelim. Son yüksek mislimiz Bursa Spor'un Fenerbahçe maçıydı. Onda 9 handikabı yanımıza alıp Bursa Spor'un yanına gitmiştik. Başarılı oldu zaten o yüksek mislimiz. Dün de bir yüksek misli yapacaktım. Fakat yazdım yazdım sildim öyle söyleyeyim. Hatta buraya da sonradan şey yazdım. Yüksek misli bugün olmayacak sanırım. Efes'i düşünüyordum. Tersi yapabilir tam hissedemedim. Olunca devam edeceğiz şeklinde yazdım ben burada. Efes'te zaten YouTube'da sizlere maç son 2 olarak önermiştim. Son topta 74 74ü Vasilya Mis için attığı üçlükte son saniye basketiyle kazandı game over oldu orada bir. Efes de kazandı ama ben yani yüksek bir site girmedim. Girsek de çok stres yapardık o yüzden girmenimiz iyi olmuş diyelim. Yüksek bir siteden zaten bu seviyede tekli güvendiğim maçları atıyorum. Yüksek oran seviyesinde de son maçlara baktığımız zaman da Bursa'nın ben 3-4 hani fark yemezinin yanıma aldım gittim. Ve 4.75 alttaki bahse baktığınız zaman da 1 ve 167 buçuk üst olaraktan da değerlendirdim. 2 tane yüksek oran önerisi yapmıştım ve 4.75 gibi orandan Bursa alır ve 167.5 üstten güzel bir seviyede kazandık. Yüksek oran seviyesinde amacı zaten tek bir yüksek oran maçları bu şekilde atıyorum. Gelirse güzel kar yani ideal kombine gibi güzel kar bırakabiliyor. Öneriler zaten bu şekilde tekli olarak devam ediyor. Perşembe gününün raporuna baktığımız zaman da bir adet YouTube'da kombine vermiştim. Bir de katıl Telegram grubunda önerdim. Bir ekstra bir ideal vardı. Katıl butonu özel şeklinde. Günün ideali olarak Everton maçını ilk gol ev dedim. Everton 2 tane yedikten sonra çevirdi maç 3-2 kazandı. Leicester maçı ilk yarıdan 2 gol olsa da 3. gol bir türlü gelmedi. Katıl grubuna baktığımız zaman da Utrecht mücadelesine KG var verdim. Burnley maçını 2-3 gol olarak sizlere zaten anlatmıştım. Ve deplasmanın bir golü burada ideal olaraktan önerebilirdim. Öyle de bir öneri yaptım. Katalex'e kuponumuz da burada başarılı oldu. Dilerseniz maçlara başlayalım. Sizlerden isteyim videoya güzel seviyelerde Like atmanızdır. Emre'ye saygı açısından like atabilirsiniz. Art 300 kom seviyelerinde kombi önerisi gelmeye devam edecek. Pazar günü de zaten muhtemelen gelecek. Altay maçıyla başlayalım. Altay'ın son Trabzon maçını izlediyseniz olimpiyat stadında Altay final paslarını daha güzel yapsaydı o maçta bence 2 tane 3 tane gol atabilirdi. Maç geneline veya şeye baktığınız zaman da yani maçı izlemeyen biri istatistik olarak veya baskı metreye bakaraktan da ya nasıl olur bu takım oynamamış diyebilir fakat Etkili geldi. Trabzon çok bastı çünkü belirli yerlerde. O hızlı ataklarda Altay Trabzon kalesinde 2-3 tane net gol pozisyonu zaten girebilirdi en azından. O final paslarını iyi yapsaydı bir tane gol attılar okey. Final paslarını iyi yapsalar da Altay'ın bu, iki maçta 2 tane 3 tane golü vardı. Az pozisyon olmasına rağmen. Kasımpaşa zaten son maçında 4-2'lik bir mağlup oldu. Fakat takım oynuyor. Kim ne derse desin. Hücumda zaten Muleka, Umut Bozok, Fual, Eyserik gibi isimler takımda olduğu sürece takımın kadrosu da güçlü. Bu takım ofans oyununu oynar. Sami oluyla ile birlikte muhtemelen devam edecektir. Bu mücadelenin bence ideali Altay'da zaten küme düşmüş bir takım olarak kendi evinde rahat bir maç olur. Her iki takımın atacağı goller bence idealdir. KG var tercih bu maçın. ideal tercihidir. Yüksek orandan da ne yapabiliriz diye baktığımda İlk yerden daha hızlı başlayabilir bu mücadele. İlk yerden ben bir gol bekliyorum fakat ikinciyi bekleyelim diyorum. 1.91'de onun oranı var. İlk yarı 1.5 üstü oranı da sizlere yüksek oranıyla birlikte önerebilirim arkadaşlar. Diğer maçın beşiktaş konya mücadelesi. Bu maçın da bir ideal tercihini yaptım. Beşiktaş'ta sakat, kırmızı kart cezalısı var. Son maçta iki tane kırmızı kart gördü. O maçta da güzel aldık. Yaklaşman bir buçuk üstünü kombinemde vardı. Hatta üçlü kombinemde. Zor geldi. kolay geldi de. Geçe kalsa gelmez böyle söyleyeyim. Josef Moiser bu maçta olmayacak. Kartizalısı Rıdvan zaten sakat. Ersin yok bu maçta. Mert Binok zaten sakat. Piyan işte bu maçta yok. Veliton da belki olmayabilir. Deplasman burada tam kadro. Olası bir Konya galibiyeti sürpriz çıkar mı bilmiyorum ama maçın da golünü geçmesi bekleniyor. Odafon arayla da oynayacak bir karşılaşma. Her iki takım atacağı gol KG var olarak burada. İdeal sizlere önerebilirim. Hatta kombineme de koydum bu mücadeleyi. KG var olarak idealden üçlü yaptım bir kombineye. Buradan yani bir maç sonu sıfırda bir çıkabilir ya. Hatta ben de yazdım buraya. Anlık olarak yazdım. Bir maç sonu sıfırda çıkabilir burada. Bir birlik, 2-2'lik skor çıkabilir. Ama ideali tabii ki bu mücadelenin bence KG var tercih olacaktır. Yeni Malatya-Fenerbahçe maçına baktığımız zaman da bu maçın skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Bilen iki arkadaşımız katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Ya Fenerbahçe bu maçı kazanır. Ben düşük orandan aldım bu mücadeleyi. Yüksek oran oranını da önereceğim sizlere. Fenerbahçe bu maçta benim beklentim 3-0 gibi bir skorla Fenerbahçe'nin kazanması. 2-1.5 üstünü ben ekledim. 1 küsur oranlar var. Fenerbahçe bence 2 gol atarak rahat kazanır diye düşündüm. Ee, yanına şöyle ne alabiliriz diye, oran anlamında ne alabiliriz diye baktım Fenerbahçe 3 gol atabilir. Onun oranı 1.61 gibi bir oranı var. Deplasman 2.5 üstünün. Oranı güzel, öyle bir değerlendirme yapılabilir. Fakat şöyle de bir yüksek oran aldım. Diğer seçeneğine baktığımız zaman da deplasman her iki yeri de kazanır diyerekten de bir seçenek var. Onun oranı iki küsür. Yüksek orandan da öyle bir değerlendirme yapılabilir. Eğer risk atacaksanız öyle bir riske atma şansınız var. Zaten baktığımız zaman da Samuel bu maçta olmayacak ve Malatya'nın hücum hattında Tete kırmızı kart cezası olduğu için tek forvet olarak oynuyordu son dönemlerde. Tete bu maçta olmayacak. O yüzden Malatya'nın bu maçta gol atması, gol atması da zor. Fenerbahçe hızlı başlangıç yaparsa zaten farka koşabilir bu maçta olarak düşüneceğim o yönde. Leipzig ve Freiburg mücadelesi. Bu maça iki tane tercih aldım ben. İki tane tercih yaptım. Bir tanesi gol tercihi, bir tanesi de taraf tercihi. Yüksek olanlarıyla yaptım tabii ki tercihlerimi bu maçta. Şimdi Freiburg son dönemlerde bir afilledi diyebilirim. Yani yalpaladığını söyleyebiliriz. Gerek maçlarına baktığımız zaman da kendi göbeğini kendi kesecekti. Başarılı bir şekilde sonuçlanamadı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi 4. sıradan. Leipzig'de son maçlarında berabere kalarak da 4. olarak zor da olsa tamamlandı. Bundesliga genelinde sezon oyuncusu da Enkunku seçildi Leipzig oyuncusundan. Şimdi Leipzig burada 3. kez finale çıkıyor. 2019 yılında Bayern Münih'e karşı kaybetmişti. Son geçen yılda baktığımız zaman yine finaldeydi. Finalde de bu sefer de şeyi kaybetti. Dortmund'a 4-1 gibi skorla kaybetti. Son dönemlerinde yalpalamış bir Freiburg takımı var burada. Burada Leipzig galibiyeti denenebilir. Benim skor beklentimi de belirteyim sizlere. 2-1 2-0 bandında bir Leipzig galibiyeti bekliyorum ben. O yüzden yüksek oranıyla birlikte burada 2-3 gol tercihini de aldım. 2-3 gol tercihinin oranı 1.88 gibi oranı var. Eğer gol bahsine gitmek istemeyenler varsa taraf tercihine de gidebilir. Bir Leipzig galibiyeti gelebilir. Sezonun belirli dönemlerinde zirvede oynayan Leipzig sezonu bir kupayla kapatma şansı var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyecektir. Gol bahsine gitmek iste, taraf tercihine gitmek istemeyenler de 2-3 gol tercihini burada değerlendirme altına alabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Fiorentina-Juventus mücadelesi. Juventus'un son maçında Chiellini veda etti, Dybala veda etti. Birçok isim bu şekilde veda etti. Hatta dakika 17'de Chiellini'yi oyundan aldılar. 17 yıldır Juventus'un oyuncusu orada da zaten bıraktı. Bıraktı mı bilmiyorum ama Juventus'a veda etti. Futbolculuğu bıraktı mı onun hakkında bırakmadı sanırım. Her neyse burada düşüneceğim şu önde benim. Fiorentina'nın da bir iddiası var. En azından arka sırasında gelen Atalanta'yı 7. sırayı konferans ligini vermek istemeyecektir baktığımız zaman da. Üst tarafa çıkma şansı da var. Roma'nın bir şansı da var. Onu belirteyim. Ama son maçlarda son maçında mesela alsaydı Sampdoria'yı yenemedi. 4-1 gibi skorla kaybetti. Çok da iyi oynamadı. Juventus maçı burada artık yumurtanın dayandığı maçlardan bir tanesi. Yenmeyip ne yapacak yani burada? Oynamayıp ya yenmeyip de yani Juventus yenmek zaten kolay değil de oynamayıp ne yapacak bu maçta? Bu maçta gerekli riskleri zaten alacaktır. Diğer maçların da maç skoru da önemli tabii ki. Ben bu maça idealden bir KG var aldım. 1.40 bantlarında bir oranı var. Juventus tarafından da bir gol bekliyorum. O yüzden idealden bir KG var tercih yapılabilir. Hatta burada istatistik ve verilere göre şunu söyleyeyim. Malek zaten kart cezalısı Fiorentina, Fiorentina tarafında. Fiorentina'nın iki golüne de yazmışlar. Veri olarak çıkıyor fakat 1-4 gibi oranı var. Ben girmem açıkçası. KG var alırım. Daha mantıklı benim için. Nantla Sentetien mücadelesi. Sentetien de düşme attığında iyi bir mücadele veriyor. <laughs> i̇yi bir mücadele veriyor derse, mücadele veriyor. 31 puanlar. Messi ile maç yapıyor. Messi ile PSG ile maçı var. Nantla çok iyi bir takım. Ciddi anlamda. Son Lyon maçını izleyin. Mesela ben o maçı izledim. KG var tercihini yapmıştım hatırlarsanız o maçta. Ee, geç attı biraz golü. Çarplı girdi. Oyuncuya çarpıp girdi. Fakat ilk yarıda özellikle iki tane gol yedikten sonra neler neler kaçırdı. Yani 1-0'da neler neler kaçırdı. Pozisyonları bir görseniz yani çıldırırsınız. İnanılmaz pozisyonlar harcadı. o son mücadelede kaybetti Lyon maçında. 3-2 gibi skorla kaybetti zaten. Yine gol buluyor bu takım yani. Hızlı çıkışların takımı. Sentetien de burada artık belirli bir yerden sonra bence risk almak isteyecektir. Diğer maça da bağlı. En, en kötü beraberlik kalmak isteyecektir Sentetien bu maçta. Eğer PSG Messi yenerse zor bir maç olacak burada. Ama ben yine gollere gittim burada. Bir idealden KG var tercih aldım burada. Hatta ideal kombinelere bile girebilir bu mücadele. Bir 45, bir 40 bantlarında bir oranı var KG varın. Sentetien maçında gollü bir maç çıkabilir. bir beraberlik çıkabilir yani. Gollü bir beraberlik çıkabilir bu maçta. Onu da belirteyim. Hatta bir maç sonu sıfırda yapıştırılabilir. PSG ile Messi mücadelesi. Bu maçı da şu sebepten aldım. Bakın Messi'nin bir iddiası var. Düşmemek için elinden geleni yapıyor. Fakat iddiasından ziyade burada zaten Paris'te oynuyor. Paris'te son haftalara baktığımız zaman da yani yedek çıkmıyor. Son maçta Neymar yoktu. Kart cezası olduğu için yoktu. Bu maçta dönüyor. Mbappé'nin de muhtemelen son mücadelesi bu. Takımdan ayrılacak. Bir sözleşme imzalamadı. Her türlü sözleşmeyi öneriyorlar. Takımın teknik direktörünü sen seç. Sportif şeyi sen ol. Her şeyi önerdiler adama. Adam kalmak istemiyor artık burada. Mbappé'nin son maçı. Bir güzel bir veda olabilir burada. Ben burada oranı yakalamak adına ilk yerden gelecek bir Paris galibiyetini bekliyorum. 1.39 bandında bir ideal bir oranı var. Onun dışında maç golü geçebilir. 2.5 üstü oranı bir gibi oranı var. Değer mi? Değmez tabii ki. O yüzden ben burada Paris'in atacağı ilk yerden gelecek galibiyetini bekleyeceğim. İlk yarı bir tercihim burada idealdir benim. Rimes Nice mücadelesi. Bu maçı da idealden aldım. Bakın. Biraz istatistik aldım. Bir de Nice'in deplasmanla oynadığı maçlara baktım. Genel olarak. Nice takımı top ayağında tutabilir. Özellikle bu tür maçlarda Nice'in de bir iddiası var bu arada. Bakın. 6. sırada üstteki Ren zorlu maçı var. Strasbourg'un zorlu maçı var. Zorlu maçı var. Yenmek yani yenmek zorunda. Zorunda diye yenecek diye bir şey yok da burada. Yenmek için elinden geleni yapacaktır. Nice takımı kapanabilen bir takım. Özellikle deplasmanlarda 1-0 öne geçerse maçın affı yok yani. Bir anda ofans oynamayacak Nice takımı burada. Dengele gidecek. 1-0 yakaladıktan sonra skoru yatacak. Aralarında oynanan son 10 karşılaşmaya bakın. Hiçbiri 3.5 üst olmamış. Hiçbiri. Hepsi 3.5 altında bitmiş. Nice takımında deplasmanda bu oyunu tutmasından dolayı ben mücadele genelinde 4 gol beklemiyorum. 1.30 bantlarının oranı var. 1.30 oranı var tam tamına. Hatta 1.29 olabilir. Kombineme de ekledim bu mücadeleyi. Nice takımının ben maç genelinde burada 3.5 altını bekliyorum zaten. Hatta şöyle de bir zorlu yapalım. Nis takımı kazanırsa da burada 3.5 altında 2 olarak kazanır. Onun da oranı 2.37 arkadaşlar. Onun da böyle bir değerlendirmesini yapabilirsiniz. Son maçım Real Madrid ile Anadolu Efes Final Four'un final mücadelesi. Yine aynı şekilde maç Macaristan'da oynanacak. Pardon Sırbistan'da oynanacak. Belgrad'da Star e, Stark Arena'da. Aynı, ekranlarda yazıyor zaten. Star Arena'da son topta yendi. Aynı şekilde Anadolu Efes. Real Madrid de son topta yendi. O da 86-83 yendi. Şimdi bu maç zorlu bir maç. Benim tercihim şu yönde olacak. Bak ben burada Anadolu için Benim gönlümde, kalbimde Anadolu Efes'in tarafında. Fakat bahis olarak baktığım zaman da ben burada sizleri kaybettirmek istemem veya bir Mason 2'ye gidip şey yapmak istemem. Ben burada Real Madrid'in galibiyetine de oynamayacağım. Şöyle değerlendireceğim. Real Madrid'in atacağı 77 sayı. Yani ev sahibi 76.5 üst. Real Madrid ribantları çok iyi toplayan takım. Özellikle foto altında Tavares ile birlikte çok iyi işler çıkartıyor. Şimdi Ergin Ataman diyor ki biz şampiyon olacağız. İnşallah oluruz. Bak inşallah Anadolu Efes maçı alır ki maç ben hiçbir şey izlemem bu maçı yarın izlerim. Onu belirteyim. Ama yenersek de bu maçta Anadolu Efes potasında 77 sayı görebilir. Sergio Lul olsun bazı isimler olsun burada destekleyebilir. Ev sahibi 76 üst benim için ideal bir tercih olacaktır. Kombin önerim ekrana gelsin. Kombin önerim arkadaşlar idealden önerdiğim bir karşılaşma. Üçlü kombini yaptım. 2 0 gibi oradan idealden aldım. Beşiktaş maçını anlattım. KG olarak değerlendirdim. 1.31 gibi orandan idealinden aldım. Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin 2 gol atarak kazanması 1.21 gibi olandan aldım. Normalde ben ya oran açmamışlar işte. Nesine'nin kaypaklığı bu da. Ne diyeceksin? Hiçbir türlü oran açmamışlar. Hiçbir... KG'ye 1.20 oran açmışlar. Yani nasıl vereyim ben size? Burada o yüzden üçlü yaptım. Düşük oranlardan Fenerbahçe'nin 2 gol atıp kazanırı. Nice mücadelesinde mücadele genelinde 3.5 alt tercihini yaptım. Toplam oran 2.04 anca böyle yakalayabildim. Kusura bakmayın. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.